Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Açık söylüyorum. Bu ülke ne çektiyse dün dündür, bugün bugündür anlayışından çekmiştir. Dün dündür, bugün bugündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sık kullandığı ve en çok sevdiği cümlelerden biri olsa gerek bu. Kardeşim Esad'dan Esed'e dönülmüştü Suriye iç savaşı başladığı tarihlerden bu yana. Sonra geçtiğimiz günlerde dün dündür, bugün bugündür diye başladığı Suriye ile normalleşme adımlarını bir tık daha öteye taşıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle konuştu. Suriye'de Esad'la da görüşme olmadı. Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, gargınlık olmaz. İstasyonu tutuyoruz. En istasyonunda en uygun şartta adımları üzerine atılıyor. Siyasette küslük, dargınlık olmaz dedi Erdoğan. En kısa sürede Esad'la masaya oturabileceğinin sinyalini verdi. Aslında bu muhtemel görüşmeye dair tek sinyal Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmedi. Beşar Esad da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmişti ve orada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Türk ordusu oradan çıkmalı. Tabii ki görüşebiliriz. Nihai görüşme tabii ki olabilir demişti. Dün ise Beşar Esad'ın Sky News Arabya'ya verdiği bir röportaj servis edildi. Esad, Sky News Arabya kanalına vermiş olduğu söyleşide Erdoğan'la gerçekleştireceği beklenen görüşmeye dair görüşme Erdoğan'ın istediği şartlar altında gerçekleşemez ifadelerini kullandı. Ne demişti Erdoğan? Biz Suriye'nin kuzeyindeki varlığımızı devam ettireceğiz. Oradan çıkmayacağız. Türk ordusu oradaki varlığını devam ettirecek. Orada Türkiye'ye yönelik belli terör tehdidi devam ettiği müddetçe biz orada ordumuzu bulundurmaya devam edeceğiz demişti. Şam yönetimi normalleşme sinyallerinin verildiği andan itibaren bu şartı ön koşul olarak belirlemiş durumda ve her defasında dile getiriyor. Bugün ise Esad'ın Sky News Arabya'ya vermiş olduğu röportajın tamamı yayınlandı. Orada çok dikkat çekici ifadeler var. Özellikle de o ifadeleri aktarmak istiyorum sizlere. Mesela diyor ki Esad, bizim hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi. Fakat buna karşılık olarak Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan'ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez diyor röportajın tamamında. Bir cümlesi daha var ki çok dikkat çekici. Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için. Yani diyor ki eğer benim şartlarım kabul etmeyecekse Erdoğan'la görüşmemin bir anlamı yok diyor Esad kendi zaviyesinden. Türkiye ise Erdoğan ise oradaki asker varlığının devam etmesi gerektiğini vurguluyor, söylüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde Esad-Erdoğan görüşmesi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi onu zaman gösterecek. Olası Putin ziyareti de bekleniyor Türkiye'ye biliyorsunuz. Putin'in Erdoğan ve Esad arasında bir arabuluculuk görevi üstlendiğini de biliyoruz hepimiz. Bakalım Putin Türkiye'ye gelmesi durumunda Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmede konuya değinecek mi? Ya da değinirlerse kamuoyuyla paylaşılacak mı? Hep birlikte takip ediyor olacağız biz de. Ama bugün için ne oluyor derseniz Esad resti çekmiş durumda. Bakalım Erdoğan cephesinde yeni bir gelişme olacak mı? Yeni bir açıklama gelecek mi? Ama dediğim gibi gözler Putin'in Türkiye'yi ziyaretine çevrilmiş durumda. Bu mesele başlığı altında da konuşacağız gibi görülüyor. Şimdi ikinci konumuza geçelim. İkinci konumuz anlatı yorumun ilk bölümünde değindiğim meseleyle ilgili Akbelen direnişi. Biliyorsunuz Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy'e bağlı Akbelen ormanında ağaçları kesti GK Enerji. Neden? Akbelen termik santraline kömür taşımak için. Ve şirket o ağaçları kesmesin diye ağaçlara sarılan İkizköylü kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından böyle marjinal ilan edildi. Ülkenin ve milletin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyor. Sadece işimize bakıyoruz. Marjinal olmak da kötü bir şey değildir bu arada. Velev ki marjinaliz.
Ama Erdoğan'ın marjinal tanımı bir tık terörist tanımı oluyor esasında. Daha önceki yapmış olduğumuz yayında da buna vurgu yapmıştık. Erdoğan oradaki direnişçileri, İkizköylüleri terörist ilan etme noktasında ilerliyor demiştik. Bu uyarıyı yapmıştık. Ve maalesef yanılmadığımız ortaya çıktı. PKK yöneticilerinden Duran Kalkan yapmış olduğu bir konuşmada Akbelen direnişçilerinden bahsediyor. Tam da Erdoğan'ın oradaki direnişçilere marjinal demesinin üzerinden çok zaman geçmeden yapıyor bunu. Ve sıkı durun, biz bunu ilk olarak nereden öğreniyoruz? İktidar medyasından. Yani çok merak ediyorum hakikaten nasıl oluyor da PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın paylaştığı bir video anında ilk olarak Sabah gazetesinin eline geçiyor. Dinleyelim ne demiş Duran Kalkan. Bu ekolojik mücadele çok da önemli. Ekolojik devrim de önemli. Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Evet, Duran Kalkan'ın açıklamalarını dinlediniz. Ve özellikle de Sabah gazetesinin sosyal medya hesabında paylaştığı video ile sizleri izletmek istedim ki ilk olarak Sabah gazetesinden yayıldığını görün diye. Bir al gülüm ver gülüm meselesi var aslında önümüzde ve bize bunu yutturmaya çalışıyorlar. Kandil'le bu başlık altında belli ki yapılan bir işbirliği çerçevesinde Akbelen'deki İkizköylü kadınları, köylü kadınları terörist ilan etme girişimindeler. Hatırlayacaksınız, seçim döneminde de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na aynısını yapmışlardı. Yine PKK yöneticileri video yayınlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamışlardı. Ve yine ne hikmetse ilk olarak bu videolar iktidarın ve iktidar medyasının eline geçmiş, montajlanarak televizyon ekranlarında ve sahalarda topluma izlettirilmişti. Şimdi de aynı senaryo ile karşımızdalar ama maalesef kötü bir haberim var. Biz bu filmi daha önce gördük.